Trafik sigortasındaki yeni dönem ve artış oranlarındaki endeks Mayıs ayında başlıyor. Her ay asgari ücrette ve araç fiyatlarındaki artışla e, ayrıca hasar onarım ve yedek parça fiyatındaki değişimle beraber işte sigorta bedelleri de belirlenecek. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem mayıs ayı itibarıyla başlıyor. Artık primler her ay maliyet endeksine göre hesaplanacak. Bu endekse göre belirlenen primler mayıs ayından itibaren sigortalılara yansıtılacak. Sigorta şirketleri trafik sigortası primlerini %3'e kadar artırabilecek. Bu artışların ana sebebi ise hasarlarda çıkan maliyetin artışındaki yüksek oranlar. Trafik sigortasında araç gruplarına, illere, sürücülerin hasar geçmişine göre primler, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu yani devletin belirlediği tavana göre belirleniyor. SDDK tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda her ay trafik sigortası primini artırabiliyor. SEDDK son olarak aylık prim artışlarını hem Ocak hem de Şubat ayında %10'a çıkardı. Mart ve Nisan aylarında da aylık artışları %5 olarak belirledi. Yeni uygulamayla trafik sigortasında bu dönem kapandı ve hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildi. Yine trafik sigortasında primleri devlet belirleyecek ama aylık fiyat artışları hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. İnşaat Maliyet Endeksi, Gıda Fiyat Endeksi gibi bir uygulamaya gidilecek. Endeksin en önemli ögesi, asgari ücret ve asgari ücretteki artış. SEDDK yetkisini kullanıp hasar maliyet endeksine göre ortaya çıkan oranı artırmazsa tüketici lehine bir artış oranı olacak. SEDDK her ay asgari ücretteki artışa, araç fiyat artış oranına, hasar onarım ve yedek parça fiyatlarındaki değişime göre trafik sigortasında hasar maliyet endeksini belirleyecek. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. SEDDK'da TÜİK'in açıkladığı verilere göre her ay bir endeks oluşturacak. Bu endekse göre de bir sonraki ayın trafik sigortasındaki prim artışı belirlenecek. Sigortalıların oluşan kazalarda mağdur olmamaları için zorunlu sigortalarını, araçlarının kaskolarını ve trafik sigortasını tamamlayıp poliçelerini yaptırmaları gerekiyor.